Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 12. sözden elhamdülillah devam edeceğiz. Bugün itibariyle 12. söze başlıyoruz. Bu ilk dersimiz olacak 12. sözdeki. Pekala, 12. söz ne hakkında? Hemen ilk paragraf onu bize söyleyecek. Ama evvelinde ayet-i kerimeyi mutlaka paylaşalım. Çünkü bu ayet-i kerime ve diğer ayetlerle birlikte gönlümüze çağrışacak, içinde varlığını sezeceğimiz ayetler, hadisler elbette hepsi 12. sözün tefsir muradına dahil. Ama başlarken manşette bu ayet var. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Bir daha okuyayım. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Kısa bir meali şu şekilde verilmiş. Kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Bakara suresinin 269. ayeti. Bakara suresinin 269. ayeti. Ayet-i kerimeye baktığımız zaman, daha meal düzeyinde bile baktığımız zaman görüyoruz ki Cenab-ı Hak hikmet diye bir şey var. Onu verdiği insanları uyandırıyor, uyarıyor ve onlara karşı da bizi uyandırıyor. Yani hikmet sahibi olanlara karşı onlardaki hayır potansiyeline, hayır hazinesine karşı uyanık olmamızı tavsiye ediyor. Sahiplerine de Cenab-ı Hak bir müjdede bulunuyor, bir uyarıda bulunuyor. Burada hem müjde de var hem uyarı da var. Yani o hayrın kıymetini bilmek anlamında bu bir uyarı. Hem de bununla sevinmek, sevinçli olmak, hem onlar hem biz ümmet olarak elbette hikmet sahibi kulların varlığıyla biz de şenlendiriliyoruz, şereflendiriliyoruz, zenginleştiriliyoruz. Hem bize hem onlara hem uyarı hem müjde var burada görüyoruz. Kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Fakat 12. sözde okuyacağımız metinlerde dikkatinizi çekecek. Bu hikmet nedir yani? Bu hikmetin çerçevesi nedir? Cenab-ı Hak hikmet dediğinde neyi kastediyor? Neyi murad ediyor? Nasıl anlamamız lazım İslam'ın hikmetini? Bu hikmet felsefenin hikmetiyle tırnak içinde aynı şey midir? Bilimle aynı şey midir? Biz aynı bilgi türlerinden mi bahsediyoruz? Aynı bilgilere mi seviniyoruz? Varlıkta tefekkürümüz aynı şeyi mi arıyor? Aynı yolla mı arıyor? Gibi gibi daha pek çok sualin cevabı burada satır aralarında karşımıza çıkacak. İşte o ilk paragraf. Bundan sonraki derslerde de tekrar tekrar okuyacağız bu ilk paragrafı. Hemen okuyorum. Kur'an-ı Hakîm'in, ilk okuyuşumuz bu. Kur'an-ı Hakîm'in hikmet-i kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi. Dikkat isterim. Kur'an-ı Hakîm'in hikmet-i kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen, özetle muvazenesi, hem hikmet-i Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiyesine verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır diye başlıyor. Bugün inşallah birinci esası okuyup tefekkür edeceğiz. Ama yine dönelim ilk paragrafın başına. Burada bize ne söylendi? Ayet-i kerime ile beraber düşünelim yani. Bu paragrafın şu yukarıdaki ayetle ne ilgisi var? Ya da devam edecek metinlerde de bu soruyu soracağız ama burada hemen soralım. Şunu fark ediyoruz. Üstad Hazretleri bize bir ayraç vermek istiyor bu sözde. Başlarken bile uyandırıyor. Hatta ayraçların bazılarının ilk bilgilerini, başlık bilgilerini veriyor. Bidayet bilgilerini veriyor. Nedir mesela? Kur'an-ı Hakîm'in, hakim,
hikmetli demek. Kur'an bizim kitabımız. Kur'an-ı Hakim'in hikmet sahibi, sonsuz hikmet sahibi Kur'an'ın hikmeti kutsiyesi. Onun hikmeti nasılmış? Kutsiymiş. Yüce, temiz, kusurlardan münezzeh, arızalardan, hatalardan beri. Böyle anlamak lazım. Kur'an-ı Hakim'in hikmeti, verdiği bilgi, gösterdiği done diyoruz ama done aslında çok zayıf kalıyor. Yani verdiği bakış açısı, marifet açısı, tefekkür açısı, görüş şekli, niyet, nazar, mana ismi, mana harfi hepsi bunun içinde. Kur'an nasıl bir düşünce veriyor insana, düşünüş şekli veriyor ile felsefe hikmetinin bir de felsefe hikmeti var. Felsefe insanın kendi düşüncesi. Daha doğrusu insanın elbette her şeyi Allah veriyor ama insanın kendisine kaldığı zaman düşünceyi götürebildiği eşik ya da maddede kaldığı zaman düşünceyi götürebildiği eşik veya izlediği yol, düşüncede izlediği yol diyelim. Felsefe böyle bir şey. Felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi. Özetle bir karşılaştırma yapacakmış yani burada. Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesi ne yapıyor? Felsefe hikmeti ne yapıyor? İcmalen, özetle bir muvazene. Hem hikmet-i Kur'aniye'nin insanın hayat-ı şahsiyesine, bizim bireysel hayatımıza, şahsi hayatımıza ve hayat-ı içtimaiyesine, yani içtimai hayat, sosyal hayat demek, verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, yani bir özet geçilecek burada bize, Kur'an'ın hikmeti insanın hem bireysel dünyasını hem toplumsal hayatını nasıl değiştiriyor, nasıl terbiye ediyor, nasıl yükseltiyor level'ını onu anlatacak. Hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye, Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye, Cenab-ı Hakk'ın başka kelamları da mı var? Evet var, biliyoruz ki geçmişte başka vahiyler de oldu. Suhuf sahipleri, peygamberler de var. Kitap sahibi ve suhuf sahibi peygamberler var. Bunun yanı sıra Cenab-ı Hakk'ın ilham türünlerinde varlıklarla konuşması var. Ama o ilham vahye benzemiyor. Vahiy daha yüce. O da burada anlatılacak bize. Yani biz burada Kur'an hikmetim dediğinde, ben hikmetim buyurduğunda, hikmetten bahsettiğinde nasıl bir bilgi çerçevesi işaret ediyor? Ne anlamak lazım buradan? Bize bunun dersi verilecek. Hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. Onlardan üstünlüğüne bir işarettir. Bu sözde dört esas vardır deniliyor. Biz hemen birinci esası okuyalım. Ondan sonra da ince tefekkürünü yapmaya çalışalım. Birinci esas 3 sayfa kadar söz basımın mizampajına göre inşallah sizi sıkmadan okumaya çalışacağım. İnce tefekkürü birinci esasın tamamı okunduktan sonra başlayacak. Birinci esas. Hikmet-i Kur'aniye ile hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek hikaye-i temsiliye dürbünüyle bak. Bir temsil verilecek yani. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakimi namdar istedi ki, Kur'an hakimi manisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza şayeste bir yazı ile yazsın. O mucizluğuma kâmete harika bir libas giydirilsin. İşte o nakkaş saat Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymettar cevherleri yazısında istimal etti. Hakaikının tenevvüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrütle ve bir kısmını lü'lü ve akikle ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nevini altın ve gümüşle yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki, okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Yani güzel bulurlarmış. Bahusus ehli hakikatin nazarına o suri güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işaratı olduğundan pek kıymettar bir antika olmuştur. Sonra o hakim şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi feylesofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki
her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Bakınız, iki kişiye teklif ediyor. İçeriği olarak da, maddesi olarak da inci mercanla, içinde elmaslar var, dışında inci mercan var. Öyle yazılmış bir kitap yani. Onu hem bir ecnebi filozofa veriyor, yabancı bir filozofa, hem de Müslüman alime gösteriyor. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat filozofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır. Ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Hani Mısır hiyerogliflerine biz nasıl bakarız? Resim gözüyle bakarız. Halbuki o bir yazıdır. Onun gibi yani. Yazı olduğunu fark etmiyor. Sadece resim gibi görüyor. Lakin Çendan Arabi'yi bilmiyor. Fakat çok iyi mühendistir. Güzel bir tasvircidir. Mahir bir kimyagerdir. Sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o kitab-ı mübindir. Elhamdülillah. Kur'an-ı Hakim'dir. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahirisine ehemmiyet verdi ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gâli, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaik-ı kutsiyesinden ve envar-ı esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsiri şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim-i zişana takdim ettiler. O hakim evvela filozofun eserini aldı. Baktı, gördü ki o hotpesent ve tabiat perest adam çok çalışmış. Fakat hiç hakiki hikmeti yazmamış. Bak, hiç hakiki hikmeti yazmamış. Çok çalışmış ama yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menba-ı hakaik olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlikle tahkir etmiş olduğundan o hakim-i hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Ya? Sonra öteki hakperest, müdakkik alimin eserine baktı. Gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barekallah dedi. İşte hikmet budur. Ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin irade etti. Eğer temsili fehmettinse bak, hakikatin yüzünü de gör. Temsil bitti, o temsil hakikatte ne anlatıyor? O hikaye, o kıssa, o masal. Masal demeyelim ama işte masal da sayılabilir bir ölçüde kurgu olduğu için. Bize ne anlatıyor burada? O semboller ne ifade ediyorlar? Şimdi oraya geldik. Eğer temsili fehmettinse bak, hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O hakim ise hakimi ezelidir. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi, yabancı olan ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Evet, Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın en âli bir müfessiridir ve en belî bir tercümanıdır. Evet, o Furkan'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanların yapraklarında
kalem-i kudretle yazılan ayat-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harf-i manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla, manayı harfi çok kilit bir kavram Bediüzzaman Hazretleri'nin düşünce dünyasında hem de Risale-i Nur'da. Her biri birer manidar, harf-i manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla, yani onlara sani hesabına bakar. Sani sanatla yaratan. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saniyin cemaline delalet ediyor der ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise hurufu mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemlemiş. Felsefe böyleymiş. Sersemlemiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına manayı harfiyle, yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manayı ismiyle, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. Kilit bir cümle. Mevcudata mevcudat hesabına bakmak nasıl oluyor? Ne güzel yapılmışa bedel ne güzeldir der, çirkinleştirir. Allah Allah bak. Ne güzel yapılmışa bedel ne güzeldir der, çirkinleştirir. Nasıl? Düşüneceğiz bunları. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet, dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir, yani hakarettir. Şimdi birinci esas bitti. Başa dönelim. Baştan tefekkürümüzü etmeye çalışalım şimdi okuyarak. Vaktimize de bakıyorum. Elhamdülillah daha 17 dakika olmuş. Bir saate kadar çıkarabiliriz artık dersleri. Böyle bir karar aldım kendimce. Çünkü yavaş ilerliyoruz. Bismillah. Süreden faydalanalım ki metin ilerlesin. Şimdi başlangıç olarak şunu aklımızda tutalım. Bir bilgi dünyasında yaşıyoruz. Bilim insanları bile diyorlar ki varlıktaki her şey en temelde bilgiye indirgenebilir. Nasıl? Mesela Ahmet diye bir şey var değil mi? Bu Ahmet eğer mümkün olsa öyle bir teknoloji, o kadar dakik bir biliş tarzı, tamamen genlerinden, hücrelerinden, içindeki işte amino asitlerden falan filan kodlanarak bir CD'ye veya CD topluluğuna, artık gelecekte belki CD'lerin hafızası da genişler, kaydedilerek tekrar o bilgiden vücuda çıkarılabilir. Eğer teknoloji öyle bir seviyeye gelse, genetik teknolojisi. Ne demek bu? Bir şeyi bilgiye dönüştürdüğünüz zaman tekrar maddesine dönüştürebiliyorsunuz demek. Eğer o teknolojiye sahipseniz. Biz bunu yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Gidiyoruz, bir diyelim film var, onu CD'ye kopyalatıyoruz. O CD'yi gelip evimizde açıyoruz. Bakın o film tekrar görüntüye dönüşüyor. Bilgiye dönüştürülüyor, bilgiden tekrar görüntüye dönüştürülüyor. Yani varlığın özünde, ondan buna, şundan ona geçişlerinin dibinde, en dibinde, temelinde bilginin yattığını söylüyor bilim insanları. Hatta bütün kimyevi, fiziki olayların dahi bir tür bilgi nakliyle, iletişimle açıklanabileceğini söyleyenler var. Diyelim ki sıcak bir suyu soğuk bir zemine koydunuz. Sıcak suyla soğuk zemin arasında ne oluyor? Bir ısı değişimi oluyor. Sıcak olan soğuyor, ısısından alttaki zemine veriyor. Soğuk olan da soğukluğundan üstteki zemine, bardağa veriyor. Diyorlar ki bilim adamları, bu da bir tür bilgi alışverişine benziyor. Yani sıcak olan sıcaklığı aşağıdakini öğretiyor, soğuk olan soğukluğu üstündekini öğretiyor. Bakınız ne kadar ilginç. Yani sıcak olan sıcaklığın bilgisine sahip, bir atom daha hızlı hareket edebilir bilgisine sahip. Çünkü sıcaklık biraz da o. Alttaki de soğuk, donuk. O da onun bilgisine sahip. Bunlar diyor sanki bilgi alışverişi yapıyorlar. Veya işte ışık bir yere gittiği zaman ne götürüyor? Aslında arkasındaki bilgiyi götürüyor. Işığı bize ulaştığı zaman biz güneşin orada varlığını veya herhangi bir yıldızın varlığını fark ediyoruz. Gibi gibi çoğaltılabilir. Bunu böyle bilimle ilgili kitaplarda, özellikle son dönem yazarlarının kitaplarında çoklukla görüyorsunuz. Yani varlık bilgiye indirgenebilirse, ki
biz Müslümanlar zaten o indirgenmiş, indirgemek de yanlış bir tabir ama yazılım diyelim. Kader yazılımından vücuda çıktığımızı zaten inanıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın ilminde biz mevcut idik, hiç değildik. Cenab-ı Hakk'ın ilmindeydik, varlığa çıkarıldık. Bu zaten bizim bilgiden vücuda bir aşama kaydettiğimizi bize söylüyor. Her neyse bu işi dallandırmayayım çünkü asıl mevzudan uzaklaştırıyorum giderek sizi. Şimdi böyle bilgi dünyasında yaşıyoruz ama ya İslam bize öyle bir bilgi alanı açıyor ki, söylüyor ki bunun şu asırda, şu modern asırda, şu teknoloji asrında, şu bilim asrında tırnak içinde ya tam sanki bir yeri yokmuş gibi. Bak yokmuş gibi nasıl yok? Ya bu bilgiyle, İslam'ın bize öğrettiği bilgiyle, hadisle, Kur'an'la, kelamlarla işte Allah dostlarının kelamlarıyla onların öğrettiği marifetle ya bu dünya başka bir yere gidiyor. Sanki İslam başka bir yere gidiyormuş gibi gözüküyor. Bununla uçak yapamıyoruz. Bununla bomba yapamıyoruz. Bununla işte cep telefonu yapamıyoruz bu bilgiyle. O zaman bu bilgi kıymetsiz mi? Bu bilgi geçersiz mi? Bu bilgi yanlış yolda mı? Haşa sümme haşa. Elbette değil. Bizim o bilginin nasıl kıymetli, nasıl üstün, nasıl diğerinden farklı ve şerefli olduğunu kavramamız için işte bu temel okumayı yapmamız lazım. Kur'an-ı Hakim nasıl bir hikmet veriyor? Felsefe nasıl bir hikmet veriyor? Felsefe bizi bugün baştan çıkarıyor olabilir sonuçları itibariyle, bilimdeki karşılıkları itibariyle, sahadaki karşılıkları itibariyle. Ama asıl olan nedir? İnsan için, fani olan bu canlı için, sonsuzluğu bilen fani için yani, asıl olan neyin bilgisidir? İşte bu birinci esas şimdi o perspektifi kafamıza oturtacak, bizi ayrı bir yere götürecek. Bunu okuduktan sonra inşallah iyi tefekkür ettikten sonra kavrayacağız ki ya bu övündüğümüz, sevindiğimiz ne varsa alemde ya bak uçak da yapmışlar, ya bak ses hızını bilmem ne yapmışlar, ya süpersonik füze çıkmış, uzaya asansör yapacaklar bilmem şu bu bunlar şey kalıyor böyle. Ya bunlar hakikaten esas mevzu değil gibi. Çünkü fani. Ben öldükten sonra şu an mesela Cenab-ı Hak Allah afiyetle ömür versin. Hizmet-i Kur'an ve imanda ihlas etemde çalışacak ömür versin. Ya bir de şehadet lütfetsin inşallah. Şimdi öyle düşündüğünüz zaman ya ben şu an ölsem. O bilgiler, o yığınlar, o teknolojiler bunların benim için ne anlamı kalıyor? Bana öyle bir bilgi lazım ki bu ölüm bile onun kıymetini yok edemesin. Ve yaşarken de faniliği bildiğim halde bu bilgi beni o faniliğe rağmen mutlu etsin. Bakın öyle bir bilgi lazım bana. Bu müşkülümü çözmesi lazım. Beni oyalamasın, beni hakikaten kurtuluşa götürsün. Yoksa geri kalan şeyler, o TikTok'ta video izlemek oyalanmak, YouTube'da bilmem ne izlemek oyalanmak, Facebook oyalanmak, Instagram oyalanmak, bunlar oyalanmak. Evet oyalıyor ama çözmüyor. İdama giden adamın yolda çerez yemesi gibi yani. İdama gidiyorsun. Basılı mevzuya bakmak gerekmez mi? İşte bu metin öyle bir metin. Pekala başlayalım. Lafı uzattık yine. Hikmet-i Kur'aniye ile, Kur'an'ın hikmetiyle, hikmeti fenniyenin yani işte bilimin hikmeti farklarına şu gelecek hikayeyi temsiliye dürbeniyle bak. Yani Kur'an'daki bilgiyle fennin bilgisi veya Kur'an'ın bakış açısı bilgi üretme tarzı ile fennin bilgi üretme tarzı gibi gibi ayıralım böyle. Farklarına şu gelecek hikayeyi temsiliye dürbünüyle bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakimi namdar istedi ki Kur'an hakimi manisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza şayeste bir yazı ile yazsın. O mucizluğuma kamete harika bir libas giydirilsin. Yani Cenab-ı Hak, burada temsilde kastedilen o, ama şu kısma dikkat edin, hakimi namdar, yani nam sahibi hakim, hem sanatkar, hem dindar. Sadece sanatkar değil, sadece dindar da değil, hem dindar hem sanatkar. Cenab-ı Hakk'ın sanatında, sadece enine
bir derinlik yok. Boyuna da bir derinlik var. Ya da şöyle söyleyelim. Varlığın bilgisi sadece yüzeydeki genişlikten ibaret değil. Derinliğine de bir bize ne diyelim done veriyor. Uyanıklık veriyor eğer girebilirsek o alana. Ne demek istiyorum? İleride açılacak ama başta şunu söyleyelim. Bizim dünyaya dair bilgimiz aslında yatayda bir ilerleme. Biz bu yatayda ilerlemeyi de bir tür derinlik sanıyoruz. Ya işte 40 tane bilim dergisi okudum, 400 tane bilim dergisi okudum, bilmem şu kadar bilim felsefesi dersi verdim, bilmem şunu yaptım, bunu yaptım, tamam. Ama bu yatayda bir derinlikti. Seni varlığın hakikati bağlamında bir yere götürmedi. 40 tane telefon ürettim, bilmem şunu yaptım. Bu da bir şey, derinlik gibi geliyor. Böyle uzun emekler verilmiş, köküne, özüne inilmiş, mesafeler alınmış. Bu da bir derinlik hissi oluşturuyor. Ama hakiki derinlik bu değil. Hakiki derinlik boyuna doğru. Manaya doğru. Ve hakimin dindarlığı, o manaya dönük derinliği, sanatkarlığı yataya doğru derinliği kastediyor. Bu varlığın hem yatayda hem düşeyde bir derinliği var. Hem dindar hem gayet sanatkar bir hakimi namdar istedi ki, Kur'an hakimi manisindeki kutsiyetine, manalarındaki yüceliğe, paklığa ve kelimatındaki icaza, yani mucizeliğe, sanata şayeste bir yazı ile yazsın. O mucizluğuma kamete harika bir libas giydirilsin. Yani ona çok güzel bir elbise yapılsın. İşte o nakkaş zat Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetli cevherleri yazısında istimal etti, kullandı. Ne kadar kıymetli cevher varsa o Kur'an'ı yazarken kullanmış. Hakaykının tenevvüne, yani Kur'an'daki hakikatlerin farklılıklarına, çeşitlerine, zenginliğine işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrütle, düşünün öyle bir Kur'an, bazı harfleri elmas ve zümrüt, Ayet-el Kürsi elmastan yazılmış mesela. Ve bir kısmı lü'lü ve akikle, bunlar hep değerli taşlar arkadaşlar, ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nevini altın ve gümüşle yazdı. Ayetine göre hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki, veya şöyle diyelim mesela Kur'an'da lafzullahın geçtiği yerleri elmasla yazıyor. Efendimizin kastedildiği yerleri diyelim gümüşle yazıyor. Ötekisini şöyle yazıyor, böyle yazıyor. Cismiyle de bir zenginlik katıyor kitaba. Sadece manasıyla değil. Zaten manasındaki derinlik var. Kur'an çünkü. Bir de cismine böyle şey katıyor. Zenginlik. Okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Yani güzel bulurlardı. Ya ne kitap ama. Okumasını bilseler de bilmeseler de. Hepsi güzel buluyor. Biz bu kainatı mümin, kafir hepimiz güzel bulmuyor muyuz? Abi buluyoruz. Kainatın güzelliği kafir, mümin, herkesin ortak fikri. Ha, bazıları bunu şey düzleminde inkar ediyor. Ya aslında güzellik değil de bunlar şundan bilmem şöyle böyle falan filan çirkinlikler falan diyor. Abi kimse de yaşamaktan vazgeçmiyor yani. Demek ki güzel buluyorsun. Tatmaktan, yemekten, içmekten, gezmekten, yaşamaktan vazgeçmiyorsan demek ki güzel buluyorsun. İşte okumayı bilen bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Kainat da böyle bir kitap. Bahusus ehli hakikatin nazarına o suri güzellik, suretteki güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın, süslemelerin işaratı olduğundan pek kıymetli bir antika olmuştur. Yani hakikate uyanık olanlar o cismaniyetteki farklılıkları da aslında o hakikate uyanmanın vesilesi sayıyorlar. Mesela şu ayet elmasla yazıldığına göre bunun üzerine daha çok düşünmek lazım. Şu ayet, şu kelimeler altınla yazıldığına göre bunlara şöyle düşünmek lazım. Şunlar şu taşla yazıldığına göre burada bir şey anlatılmak isteniyor. Burada bu yapıldığına göre bir şey çağrıştırılıyor. Mesela tevafuklu Kur'anlar var. Bende de var. Bazı yerler kırmızı tevafuklu Kur'an'da. Niye kırmızı? Çünkü o kırmızılarda tevafuk var.
dikkat ettiğiniz zaman işte o Allah lafzıyla mesela denk geldiğini görüyorsunuz veya o kelimenin bir sonraki sayfasında bir denk geliş olduğunu görüyorsunuz. Hatta hani Risale-i Nur'da da bahsi geçer. Yine bir tevafuklu Kur'an'da Üstad Hazretleri öyle olduğunu anlatıyor. Ashab-ı Kehf'in köpeğinden bahsedilen sayfayı deldiğiniz zaman bilmem kaç sayfa sonra başka bir surede Kıtmir isminin üstüne geliyor. Şimdi onu bir renk yapmış, bunu o renk yapmış. Anlıyorsun ki o renk olan o kelimeyle bu renk olan kelime arasında bir ilgi var. Veya şimdi mesela şey çıkmış, Kur'anlar var böyle kelime meali diyorlar onlara. Arapçası var, altta meali var. Böyle sayfa şey ayet ayet satır satır gidiyor. Orada bir renk yapmış mesela Arapça kelimeleri. Altında da o kelimenin manasını aynı renk kelimeyle vermiş. Yanındaki kelimeyi farklı renk yapmış, onun altındakini farklı renkle vermiş. Yani şeyle vermiş, üsttekiyle uyumlu şekilde. Renginden hangi kelimenin tercümesi hangisi anlıyorsun mesela. Meali, tercüme denmez de ona, kısa meali hangisi anlıyorsun. Kelime manalı mealler diyorlar bunlara da. Bak amacı var. O süsleme, o çok renkli olsun, bak çok cicili bicili olsun, albenili olsun diye değil. Bir bilgi amacıyla, bilgiye ulaşma amacıyla, hakikate uyandırma amacıyla verilmiş o özellik. Evet. Bahusus ehli hakikatin nazarına o suri güzellik manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işaratı olduğundan pek kıymetdar bir antika olmuştur. Sonra o hakim şu musanna yani sanatlı ve murassa yani süslü, mücevherli süslenmiş murassa o demek diyebiliyorum. Evet, kıymetli taşlarla süslenmiş demek. Kur'an'ı bir ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe yani denemek için hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Ya bu Kur'an ne anlatıyor? Ona dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim, ona dair birer kitap telif ettiler yani yazdılar. Fakat filozofun kitabı, filozof diyoruz biz şimdilerde, üstad filozof daha eski bir tabir kullanıyor, felsefeci de daha belki yeni bir tabir, yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder, manasına hiç ilişmez. Bak ne yaptı? Ona kitap olarak yaklaşmadı. Düşeydeki derinliğini ıskaladı. Ne yaptı? Yataydaki derinlikten bahsetti. Mesela ben bu kitabın düşeydeki derinliğini ıskalıyor olsam, elimde büyük hakikatler anlatan bir Risale-i Nur eseri var, Sözler isimli eser var. Ben bunu ıskalasam ne yaparım? Derim ki bak, kağıt, birinci hamur kağıt kullanmışlar falan. Şu fontla yapmışlar, işte satır aralarını şu kadar vermişler. Taktığınız zaman toplamı şu kadar ağır geliyor. Bak burada suni deri yapmışlar. Gerçi suni deri yapmakla iyi yapmamışlar. Suni deri çok dökülüyor. Dandik bir deri. Termal deri mi diyorlar buna yoksa? Termal de olabilir tam emin değilim ama dayanıklı değil yani. Veya işte tasarımı ile ilgili başka özellikler. Yahu arkadaş bu kitap bir şey anlatıyordu. O nerede? O yok. Yataydaki derinlik, bak çok da şeylerden bahsediyorum, fonttan bahsediyorum, satır arasından bahsediyorum, ağırlığından bahsediyorum, kağıdından bahsediyorum, mürekkebinden, şundan, bundan bahsediyorum, bahsediyorum, bahsediyorum. Çoğalıyor söylediklerim, ondan da bir yekün oluşuyor ama o yekün hakikate dair hiçbir şey söylemiyor. Matbaacıların işine yarar benim söylediklerim. Bu kitabın aynısından basmak isteyen bir matbaacı varsa, aynı özelliklerde onun işine yarar. Mürekkebini söyledim, ağırlığını söyledim, kağıdını söyledim, fontunu söyledim, satır arasını ne kadar vermişler, paragraf arası ne kadar söyledim. Ama bu matbaacı işi, yani asıl kitabı okuyacak, ondan bir şey çıkaracakların işi değil ki. Evvela o filozof, sonra o alim, ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat filozofun kitabı, yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder, manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Arapça okumayı bilmiyor yani, Kur'an okumayı yüzünden bilmiyor, Kur'an'ı anlamıyor.
Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. İşte bizim hiyeroglif yazılarına bakmamız gibi. Bizim için onlar resim. Mısırlılar resim çizmiş diyoruz. Ama ehli baktığı zaman, aa burada diyor bak bilmem kaçıncı Firavun İnhotep bilmem ne yapmıştı o anlatılıyor diyor burada. Tercüme ediyor. O resimlerin her birisinin bir kelime karşılığı var. Veya Japon yazısı bize, Çin yazısı bize nakış gibi geliyor. Halbuki orada mana var. Her bir kelime bir mana. İşte güneş bir kelime, bir harf ya da. Anlamıyoruz. Derinliğine konuşamayınca yüzey hakkında konuşuyoruz. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin Çendan Arabi'yi bilmiyor. Gerçi Çendan, gerçi demek Arabi'yi bilmiyor. Fakat çok iyi bir mühendistir. İşte az önceki benim dediğim matbaacı ama iyi. Güzel bir tasvircidir. Mahir bir kimyagerdir. Sarraf bir cevhercidir. Yani taşını, kağıdını, şunu bunu anlıyor bunlardan. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Yüzeyin bilgisiyle her şeyi anlattı. Her şeyi anlattığını sandı. Neyle? Yüzeyin bilgisiyle sadece. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o Kitab-ı Mübin'dir. Yani Kur'an'ın bir ismi de Kitab-ı Mübin. Ne demek sözlük manası? Her şeyi açıkça beyan eden kitap demek. Ama Kur'an kastediliyor burada. Kur'an'ı hakimdir, hikmetli Kur'an'dır. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahirisine ehemmiyet verdi, zahirdeki süsüne ehemmiyet verdi, ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti. Nakışlarla uğraşmamış, harflerin nakışlarıyla. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki, milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gali, daha latif, daha şerif, daha şerefli yani, daha nafi, daha faydalı, daha cami, daha kapsamlı. Bak uğraştığı şeylere bak. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki, milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha yüce. Nereden çıkarıyoruz bunu ya? Müslümanlar, bu ne özgüvenle söylüyorsunuz bunları? Abi, eğer daha temelde köken olarak benim konuştuğum mevzu seninki gibi fanilik üzerine değilse, daha beka sahibi bir şey hakkındaysa elbette benim mevzum senden daha âli. Bazen hani gençler oturuyorlar işte fani fani mevzulardan konuşuyorlar. Biz de gençliğimizde konuştuk, kendimizi beri görmeyelim. Ama bir de görüyorsun bazen iki tane genç, onlar daha başka genç oturmuşlar Kur'an ayetlerinden işte İslam'ın hikmetlerinden konuşuyorlar veya işte daha kalıcı bir şey hakkında konuşuyorlar. Onunla onu ayırabiliyorsun. Bak diyorsun bunlar boş beleş mevzularla ilgileniyorlar diyorsun. Bak şu bunların ikbali parlak, bunlar bir şeyler yaparlar. İşte atıyorum Baykar teknolojiye gelen gençler, adam drone yapmaktan bahsediyor, uçak yapmaktan bahsediyor. Bu bile yüzey ama öteki TikTok'ta kaç izlendim? Aleyna Tilki yeni şarkı çıkarmış. Bilmem falanca ünlü ne yapmış? Bilmem ödül töreninde Uras Kaygılaroğlu Cem Yılmaz'a bilmem ne yapmış? Magazin mevzularında bilmem neler yaşanıyor, işte cemiyet hayatında neler oldu falan. Bak o onu konuşuyor, filancanın bir şarkısı çıktı, filancanın şeyi çıktı. Bu daha fani. Öteki yine bir şey, bir amacı var. Daha kalıcı, bir de ondan daha yukarısı var, bekaya dair mevzular. Ha, bu teknoloji kötü anlamında değil, o teknoloji de bize Allah'ın emri, Kur'an'da ayet var. Yani cihad için hazırlık yapın diyor, Allah onları zayi etmeyecek diyor. Cenab-ı Hakk'ın emri. O çerçevede yapılıyorsa o da bekaya dair zaten. Bunu bilelim. Şimdi bak, daha âli, daha gali, daha latif, incelikli, daha şerif, şerefli, daha nafi, faydası daha çok ya. Faydası daha çok hayata, insana. Daha cami, daha kapsamlı, daha büyük mevzular bizim konuştuklarımız. Alemin yaratılış sebebinden bahsediyoruz. İnsanın yaratılış hikmetinden bahsediyoruz. Ne olacağımızı konuşuyoruz, bahar niye verildi diye konuşuyoruz, sivrisinek niye yaratıldı diye konuşuyoruz. Konuştuğumuz şeylerin kapsamı daha büyük, cevapları daha geniş. Yani WhatsApp'tan nasıl yazarım diye konuşmuyoruz filancaya. Cenab-ı Hak bize ne söylüyor diye konuşuyoruz. Daha büyük bak, resmi görüyor musunuz? Kim söylemiş, kime söylemiş, ne makamda söylemiş
muvazenesinden baktığınız zaman gündelik bir konuşma değil bu. Alemleri yaratan Allah'ın en sanatlı eseri Ahsenül Halik, Ahsen-i Takvim olan Ahsenül Halik'in olan Allah'tır. Ahsen-i Takvim olan insan hakkındaki beyanını anlamaya çalışıyoruz. İşte yücelik değil mi bunlar daha temelde? En azından kastıyla, hani hedeflediğiyle, sonucuyla daha büyük şeylerden, daha yüksek yerlere ateş ediyor yani. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaik-i kutsiyesinden, nukuşun perdesi altında, nukuş, süslemeler perde, nakışlar perde olan hakaik-i kutsiyeden, kutsi yüce hakikatlerden ve envar-ı esrarından, esrarının nurundan, nurlu esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsiri şerif yazdı. Allah razı olsun. Alim de böyle bir yol seçti. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakimi zişana, şan sahibi hakime takdim ettiler. O hakim evvela filozofun eserini aldı. Baktı gördü ki o hotpesent, kendine düşün demek hotpesent yanlış bilmiyorsam. Kendini beğenen, bencil, hotpesent ve tabiat perest adam. Bak hotpesent ile tabiat perestin beraber anılması da boşuna değil. İnsanın kendisine hayranlığından doğuyor tabiata perestliği. Kendine perestliğimiz, kendimize perestliğimiz, tabiata perestliğimizi doğuruyor. Ha ya bu nereden çıktı şimdi? Abi aslında tabiat biziz. Yani bizim parçası olduğumuz bütün tabiat. Ona taptığınız zaman içinde siz de varsınız. Yani o perestlikte, tabiat perestlikte, madde perestlikte, başka bu tür maddeci inançlarda aslında insanın kendisini dahil ettiği bir kalabalığa tapması vardır. Yine Bediüzzaman Hazretleri'nin milliyetçilik hakkında söylediği bir şeydir. Elbette bu milliyetçilikten kastımız ırkçılık bağlamında ona yakın olan milliyetçilik. Hani aslında diyor kendisine ırkının içinde tapıyor. Kendi menfaatini milletinin menfaati içinde arıyor. Onunla kapatıyor, onunla süslüyor ama aslında aradığı kendisi. Bugün mesela işte Türkçülük yapanlar var. Görüyorsunuz adamların aslında asıl maksadı ya bu ekmeği niye bu garip yiyor da ben yiyemiyorum. Veya işte Kürt milliyetçiliği var veya Arap milliyetçiliği var. Bakıyorsun sonuçta o kişisel menfaate çıkıyor. Bu şeyler de öyledir. Adam maddeye tapıyor ama ben de maddeyim. Kendisine de tapıyor aslında. Çünkü kendisi de o kalabalığın içinde. Tabiat perest. Ben de tabiatın parçasıyım. Kendime de tapıyorum onun içinde. Haşa sümmaş. Allah bizi öyle çukurlardan korusun. Ama o var yani. Puta taparken bile müşrikler o putun arkasında kendilerine tapıyorlardı. Çünkü o put maddeden bir şey. Bazen o kabilenin zaten putu oluyor. Onu yüceltirken kendisini de yüceltmiş oluyor. Lan bizim kabilenin putu ötekilere benzemiyor. Bak bizimki daha fena falan gibi. Veya işte Yunan putlarında olduğu gibi, Yunanlıların tanrılarında olduğu gibi bölünmüşler kabile kabile. Bizim kabilenin putu işte tanrısı bilmem kim. Ötekilere bunlar bakıyor. Bizim yaşasın bizim aşiretin tanrısı. Tabi haşa. Onun arkasında bizim aşirete maşallah. Onun arkasında da bana maşallah var. Gibi gibi. Evet. O hotpesent ve tabiat perest adam çok çalışmış fakat hiç hakiki hikmeti yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Çalıştığına bir şey demiyoruz ama hakiki mevzudan uzaklaşmış. Biz bilim adamlarına siz bir şey yapmıyorsunuz demiyoruz ama ya mevzu bu değil, mevzu, konu bu değil. Hiçbir manasını anlamamış, belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü menba-ı hakaik olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlikle tahkir etmiş olduğundan o hakim-i hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Ya işte geçenlerde Michio Kaku'nun kitabını okuyorum. İnsanlığın geleceği diye. Ya adam nasıl akıllı adam? Neler neler anlatıyor kitabın içinde. Ki zaten sicim teorisi üzerine çalışan bir fizikçi. Halen hayatta Japon kökenli. Ya geliyor evrim mevzusuna. Abi adam aptallaşıyor ya. O zeki adam aptallaşıyor abi. Yok işte niye bazı canlılar milyon seneler olsun evrim geçirmemiş de insanoğlu
bu kadar kısa bir zamanda bu kadar çok evrim geçirmiş. E diyor biz diyor onlar gibi miyiz diyor. Onlar diyor tamam mutlulardı mesela işte ahtapotlar veya dinozorlar. Ahtapotlar fosilleri bulunuyormuş. Milyonlarca yıldır aynı atıyorum. E diyor onlar zaten öyle tamam diyor nevalelerini kazanıyorlardı. Canları sağydı yetiyordu. Onların diyor evrim geçirmesine gerek yoktu. İnsanın diyor ne pençesi var ne diyor kürkü var. Ne işte atıyorum hızlı koşabiliyor. İnsan dedi ki diyor yani ben de manaca aktarıyorum. Ya ben böyle ne olacak benim bu halim? Ne koşabiliyorum, ne saldırabiliyorum, ne ısırabiliyorum bir numaram yok. Ben zeka diye bir şey geliştireyim. Onunla bari nevalemi toplayayım falan demiş. Nasıl olmuşsa o zeka yokken bu farkındalık oluşmuş. Bak zeka yok ama zekanın gerektirdiği bu farkındalık oluşmuş. Sonra da zeka oluşmuş. Nasıl olmuşsa. Pençe oluşmamış, dişi oluşmamış, hızlı koşmaya başlamamışız. Böyle gitmişiz biz de. Ya bu aptallaşma ya. Bu aptallaşma arkadaşlar yani daha aşağısı değil. Adam sonuç olanı hem başa koyuyor hem sonuç olarak söylüyor. Hem o farkındalık bir zeka gerektiriyor hem de o farkındalığın sonucu gene zeka çıkıyor. Tuhaf bir durum neyse dallandırmayayım işte böyle bir şey. Adam uzaklaşıyor yani amacından uzaklaştığı için varlığın o bir uzaklaşma olduğu için evrime bağlamak demek her şeyi yüzeyde açıklamak demek. Zaten evrim teorisi niye ortaya çıktı? Her şeyi yüzeyde açıklayabilmek için. Allah'a bağlanmasın bu iş diye. Bir taraflarının zorundan işte Üstad Hazretleri diyor ya hilali görmek için zorla bakarsan böyle gözüne gelmiş beyaz kıl da kirpik de hilal gibi gözükür sana. Bunların da zoru ya bu işi Allah'a götürmeden nasıl açıklarız? Will Smith'in bir filminde vardı. İsmi aklıma gelmedi. Amerikan futbolu oynamak diyor bir doktoru canlandırıyor. Afrika kökenli Hristiyan bir doktoru canlandırıyor Will Smith. Makalesinin sonunda doktor diyor ki Tanrı diyor bizi futbol Amerikan futbolu oynayalım diye yaratmamış diyor. Onların o birbirlerine saldırdıkları şey var ya. Bilim dergisinin editörü var karşısında da diyor. Tamam diyor şu Tanrı kısmını çıkar diyor tekrar yaz bunu yayınlayalım diyor. Bak niye çıkarıyorsun abi? İşte çıkarmak hüner sanıyorlar. Tek bilgi yolu bu sanıyorlar. Buna indirgiyorlar, buna çalışıyorlar sadece. O da onları körleştiriyor. Manasız nokuş zannederek hem de hakaret oluyor varlığa. Yani derinliğin yok diyoruz biz varlığa bu şekilde konuşarak. Senin derinliğin yok, sen sadece yüzeyden ibaretsin. Ya varlık bundan alınıyor olsa, varlığın sahibi bundan alınıyor olsa hak değil mi? Cenab-ı Hakk'ın gayretine dokunmaz mı yani kitabına bu yaptığımız muamele? Kainat kitabına yaptığımız bu muamele. Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlikle tahkir etmiş olduğundan o hakim-i hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Hak ediyor. Sonra öteki hakperest, müdakkik alimin eserine baktı. Gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barekallah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Bak alim ve hakim bunun sahibine denir. Kur'an bu yönde bilgi üreten, bu en azından ürettiği bilgi, yüzeyin bilgisi bile olsa işin bu yönüne açık olan gönlü, kalbi, zihni açık olan onun bilgisine değer veriyor. Onu alim sayıyor. Biz herhangi bir cami hocasını Allah ihlastan, ibadetten ayırmasın. Niye şeyden daha yüksek görüyoruz? Edison'dan bilmem şundan bundan. Çünkü gerekli olan bilgi alanında o çalışıyor. Mevzu insan, mevzu insanın Allah'ın razı olduğu şekle girmesi. Mevzu insanın Allah'ın marifetine dünya üzerinden, kainat kitabı üzerinden, kendi kitabı kendiliği üzerinden ve Kur'an üzerinden, sünnet üzerinden erişmesi. Asıl bu mevzuda çalışan bizim için muvaffaktır. Bizim maratonumuz burada. Bu maratonun dışında 100 metre koşmuşsun, cirit atmışsın, bilmem nereden zıplamışsın. Bunların ehemmiyeti yok ki. Futbol sahasındasın, çok iyi koşuyorsun ama kaleye falan vurmuyorsun. Topu dışarıya atıyorsun. Bir ehemmiyetin yok ki. Yani asıl maksat, oyunun maksadına uygun davranmak. Asıl sonuç bu olmalıydı. Mürşidane bir teliftir. Aferin, barekallah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır.
haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sanatla ilim arasında ne fark var? Sanat, ilmin kainatta tezahür şekli ya da konulara ayrılmış şekli. Mesela resim görüyorsunuz. Bu resim sanat eseri olması, resim ilminin bir tezahürü olmasından. Diyor ki yani o tezahürde boğulmuş, ondan tezahürü asıl gaye haline getirmiş, haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak, yani alimin eserine mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin ifade etti. Eğer temsili fehmettinse, anladınsa hakikatin yüzünü de gör şimdi. Ama o müzeyyen Kur'an ise, o süslü Kur'an ise şu musanna sanatlı kainattır. O hakim ise hakimi ezelidir. Yani Cenab-ı Hak hem sonsuz hikmet sahibidir hem de zaman dışıdır. Ezelilik aslında zaman dışı, zaman üstü, zamandan aşkın olma. Zaman Allah'ın mahlukudur, Allah'ın eseridir. Allah eserin içinde olmaz. Cenab-ı Hak zamandan aşkındır. Onun tasarrufu zamanın içinde olur. Biz zamanın içinde onu görürüz. Ama o zamanla mukayyet değildir. O zamandan münezzeh ve yücedir. Öyle bir yerden zaten bildiği, konuştuğu, eylediği için onun hikmetinin dengi olamaz. Biz hikmetli konuşana ne diyoruz? Adam ne kadar okumuş falan diyoruz. Yani bütüne dair bir bilgi edinmiş. Bir alanında bir bütüne dair okuması olmuş, kuşatması olmuş, derinleşmiş. Onun tespitine biz diyoruz ki bak ne kadar hikmetli konuştu. Allah zamanın bile dışından, dışı diyoruz ama işte tırnak içinde arkadaşlar, aslında üstü, aşkın demek. Yani zaman Allah'ın mahluku, Allah zamandan aşkındır, daha yücedir. O bütünü görmek en son noktada nasıl oluyor? Her şeyi yaratan Allah'ın bilişi, görüşü, duyuşu şeklinde oluyor. Ondan ötesi olamaz. Ondan daha çok bütünü gören olamaz. O zaman ondan daha hikmetlisi de olamaz. Madem ki hikmet dediğimiz şey bir şeyin yerli yerinde olması. Yani mesela şunu tam hikmetli yere koymuşsun abi diyorsun. Tam uygun yer. Niye? Tam olması gereken yerde. O bütüne göre olması gereken yerdeyse hikmetli diyoruz biz ona. Cenab-ı Hak bütünü bildiği için elbette onun hikmetinden daha üstün hikmet de olamaz. Çünkü neyin nerede olacağını en iyi o bilir. Neye ne takdir edileceğini en iyi o bilir. Onun bilgisinden de üstü olamaz. Takdirinden de üstü olamaz. Duyuşundan, görüşünden de üstü olamaz. Olamaz, olamaz. Elbette hakim olan odur. Ezelle hikmet de buradan birbirine bak nasıl bağlanıyor. Hikmetle ezelin bir bağı var. Zaman üstülük Allah'ın hikmetine de zamandan aşkınlık veriyor. Zaman içinde mukayyetlerin hikmeti onu geçemez. Ve o iki adam ise bunu şey hakkında da düşünebilirsiniz. Yani modern hukuk diye bir şey var, beşeri hukuk diye bir şey var. Bu hukuk Allah'ın hukukunun, Allah'ın tayininin, Allah'ın fıkhının yerine geçebilir mi? Geçemez. Çünkü her şeyi bilen Allah'tır. Onun verdiği hükümlerden daha iyi hüküm verilemez. O yüzden Maide suresindeki o ayette Allah'ın hükmettiği, indirdiğiyle hükmetmeyenler tehdit ediliyor. Burada kastedilen onların en hakiki olduğuna, en doğru olduğuna iman etmemektir. Uygulayamıyor olabiliriz, şartlarımız müsait değil ama Allah'ın indirdiğinin en doğru olduğuna iman etmek zorundayız. Bir insan sarhoş olabilir, içki içebilir, bu günahtır, keşke yapmasa, inşallah yapmaz, bırakır. Ama bir de onu inkar ediyorsa, içki içmek niye günah olsun falan diyorsa, asıl kıyamet bu, asıl bela bu. Çünkü orada artık Allah'ın hikmetinin yerine kendi düşünüşünü koyuyorsun. Ben demişim ya, ben de biliyorum ya, ben de görüyorum ya, niye böyle olsun falan. Yani orada artık Allah'ın da şeyini beğenmiyorsun. Aşağı kendini Allah'tan üstün Allah gibi görmeye başlıyorsun. Farkında olmasan da Cenab-ı Hak bizi öyle sanrılardan, sapıtmalardan muhafaza eylesin. Evet, haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardan aşağıya gelmiştik. O hakim ise hakimi ezelidir ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Evet, Kur'an hakim şu Kur'an-ı azimi kainatın, bak Kur'an-ı hakim, bizim okuduğumuz Kur'an, şu Kur'an-ı azimi kainatın, kainat da bir Kur'an, büyük Kur'an, en âli bir müfessiridir. Kur'an kainatı tefsir ediyor yani, açıklıyor. En belî bir tercümanıdır.
Hem o Furkan'dır ki, yani Kur'an'ın diğer bir adı doğruyu yanlıştan ayıran demek, şu kainatın sayfelerinde ve zamanın yapraklarında kalem-i kudretle yazılan ayat-ı tekviniyeyi, yani tekvini ayetleri, kainattaki oluşlar, eğlenişler, yaratılışlar, hatta yok oluşlar, bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın tekvini ayetidir. Onlar da Allah'a gösterirler. Ayet zaten delil demek. Kur'an'ın ayetleri de Allah'ın delili. Kainattaki oluşların her birisi de, nesnelerin her birisi de, gidişlerin, gelişlerin, dönüşlerin, devrimlerin hepsi de Allah'ın ayatı. Onlar da tekvini ayetler. Cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata, her biri harfi manidar, bir anlamlı harf her birisi, manayı harfi nazarıyla, yani onlara sani hesabına bakar. Harf Arapça'da kendi başına anlamı olmayan kelime, mesela ve. Bir cümlenin içinde iki kelimenin arasına konulursa bir anlamı oluyor. Tek başına bir anlamı olmuyor veya bir kelimenin başında olursa bir anlam oluyor. Ve o kelimeye göre de o anlam değişebiliyor ha. Bazı kelimeler, mesela yakında okudum İbn-i Cüzeyelkel bir Rahimeullah'ın muhtasar Kur'an tefsiri miydi? Yok, Kur'an tefsiri ve muhtasar, tefsire giriş ve muhtasar Kur'an sözlüğü. Eserin ismi tam böyleydi, Rıhle kitaptan çıkmıştı. Orada mesela bunu sözlük kısmında anlatıyor. Bir kelime var, olumsuz cümlede olursa şöyle, olumlu cümlede olursa böyle, bir kelimeyle gelirse şöyle, şu kelimeyle gelirse böyle, böyle şeyler var Arapça'da. Bu harfi mana demek, yani tek başına anlamı yok. Bizdeki da gibi ekler mesela var ya, tek başına bir şey yok değil ama bir bağlam içinde olduğu zaman Ahmet ile Mehmet, Leyla ile Mecnun dendiği zaman o ilenin bir anlamı oluyor, tek başına olmuyor. Kainat da böyle, tek başına ona münhasır bakılacak diye bir şey değil. Ne anlatmak istiyor? Ötesiyle anlaşılacak bir şey. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette. Manayı harfi nazarıyla, yani onlara sani hesabına, sanatla yaratan Allah'lara hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saninin cemaline, güzelliğine delalet ediyor, işaret ediyor der. Ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise hurufu mevcudatın, varlığın harflerinin tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemlemiş. Yüzeydeki genişliği derinlik sanmış. Orada sersemlemiş. Hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına manayı harfi ile, yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken, lazım olan buyken, öyle etmeyip manayı ismiyle her şeye bizzat kendisi için, kendisinin anlattığıyla yetinerek, ötesinden, öncesinden, sonrasından neyi haber veriyor diye bakmadan, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar. Yüzeye yüzey hesabına bakar. Maddeye madde hesabına bakar. Yalnız bu alemi var bildiği için öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Niye çirkinleşti? Çünkü kestin onu. Ne güzel yapılmış dersen arkasındaki güzeller güzelliği Allah'a ulaşacaktın. Onunla o daha güzel olacaktı. Sen onun kestin arkasından. Yani kopardın. Kopardın, o artık çirkinleşti. O büyük güzellikten eksilmiş oldu. Yani güzelliği eksilmiş oldu. Dolayısıyla çirkinleşti. Asıl güzelliğinden kaybetti. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Yani kainat da bizim bu tarz okumalarımızdan alınıyor arkadaşlar. Nasıl alınıyor? Ya Ahmet, nereden çıkardın bunu? Çevresel felaketlere bakın. İklim değişimi, küresel ısınma, bilmem ozon tabakası. Bak, bunlar daha bu sahada gördüğümüz şeyler. Bilmem, her sene depremlerin sayısı artıyor. Niye? Çünkü ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir demek ahir zamanda insanlığın hakim çizgisi oldu. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir demek ahir zamanda, yani kıyametin yaklaştığı şu zamanda insanlığın hakim çizgisi oldu. Dünya da bu hakim çizgiye tepki veriyor. Kirleniyor. İşte ne bileyim, iklim değişiyor. İşte tarımda bilmem şöyle felaket oluyor. Gıda krizidir, şudur budur. Bunlar hep bize kainatın, ya yanlış yapıyorsun, bana hakaret ediyorsun, bak geçinemiyoruz ha senle. Değiş şekli. Kainat bize seninle geçinemiyoruz diyor ya. Seninle geçinemiyoruz. Bana diyor hakaret ediyorsun diyor. Üstümde yaşıyorsun.
beni diyor sınırlıyorsun, kısıtlıyorsun, yüzeyimden ibaret sayıyorsun diyor mesela. Evet, dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. Çünkü yüzeyi sadece yüzeyde açıklamaya çalıştığı için. Evet arkadaşlar, tam bir saat olmuş benim saatime göre. Yani muhtemelen doğrudur. Çok da erken başlatmamıştım. Elhamdülillah birinci esası bir saat içinde konuşmayı başarmış olduk. Allah'a hamdolsun. Ne diyelim, Cenab-ı Hak bu hakikatlerden hissemizi ziyade eylesin. Bu bakışı her ne kadar eleştiriyor olsak da biz bu bakışın çarklarından yetiştik. Milli eğitimde seküler yayınlarla veya milli eğitime suç atmadan evvel okuduğumuz kitaplarda, gördüğümüz filmlerde hep bu bakış öğretildi bize. Aşmak kolay değil ama Üstad Hazretleri bir yol gösteriyor. Bu metinlerin üzerinde durdukça, bu alana kafa yordukça inşallah Cenab-ı Hakk'ın da lütfu geniştir. Geçenlerde okuduğum bir ayet-i kerime Ankebut suresinin 69. ayetiydi galiba. Allah diyor yolunda cihad edenlere yollarını gösterir. Yani onlara hidayet eder. Onlara açılımlar verir, uyanışlar verir. Bak böyle yapacaksını gösterir yani. Üstad Hazretleri de bu eserler yazmış ki Allah göstermiş, öyle yazmış. Bütün ulema-i ehl-i sünnet, Allah hepsinden razı olsun, eserlerini böyle bu cihatla, bu gayretle ve onun sonucu olarak Allah'ın lütfu keremiyle oluşturmuşlar. Bize de düşen onların ayak tozunu öperek, ayaklarını öperek bu mesaiye devam etmek, bu eserleri yaşatmaya çalışmak, bu manayı nakletmek. Dersin başında konuştuk, her şey aslında bilgi. O halde kainatı bilgiyle katılmak belki kainatın varlığını da etkiliyor. Ne kadar kim, ne kadar bilgi katarsa o kadar kainatın yönünü değiştiriyor ya da kainatın gidişatına tesir ediyor belki. Sebepler dairesinde Cenab-ı Hak bizi güzel tesirler katanlardan, güzel eserler vücuda getirenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun. 12. sözün ilk dersi bitti. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahru da'vahu enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.